Sırat Sırat cehennemin üzerine kurulan bir köprüdür. Bütün insanlar bu köprünün üzerinden geçmek üzere o tarafa sevk edileceklerdir. Müminler selametle geçecek ve cennete girecekler. Kafir, müşrik, münafık ve affolunmayan günahkar müminler Sırat'ı geçemeyerek cehenneme yuvarlanacaklardır. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerimede yüce Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onlar sırat üzerinden geçerken nurları önlerinden ve yanlarından koşar da Ey Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla.'' Çünkü sen her şeye kadirsin derler. Bu ayet-i kerime sıratın var olduğuna delil olduğu gibi müminler sırattan geçerken onları bir nurun kuşatacağı ve o nurun kılavuzluğunda sıratı geçeceklerini de haber vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Müminlerin sırat köprüsünden geçerken şiarı Rabbim selamete erdir, selamete erdir olacaktır. İnsanlar sırat üzerinden iman ve amellerinin derecelerine göre geçerler. Kimi kısa bir anda, kimi yıldırım gibi, kimi rüzgar gibi, kimi koşarak, kimi yürüyerek, kimi de sürünerek geçerler. Bir kısım has kullar vardır ki onlar sırattan geçecekler fakat ne sıratı ne de cehennemi göreceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Cehennemin üzerine sırat kurulacak. Peygamberlerden ümmeti ile ilk geçen ben olacağım. Orada peygamberlerden başka hiç kimse konuşmayacak. Peygamberlerin o günkü sözü Allah'ım selamete erdir, selamete erdir olacak. Cehennemde sağdan dikeni gibi çengeller olacak. Siz de sağdan dikeni gördünüz mü? Asap evet dediler. İşte o çengeller tıpkı sağdan dikeni gibidir. Ancak büyüklüğünü Allah bilir. İnsanları işledikleri amelleri sebebiyle kapacak. Onlardan kimi helak olacak, kimi de kurtuluncaya kadar ceza görecek. Araf Cennetle cehennem arasında yüksek bir sur veya dağdır ki rivayete göre günahları ile sevapları denk gelenler bir müddet burada bulunacaklardır. Daha sonra da cennete gireceklerdir. Araf'tan ve Araf ehlinden Kur'an'da şöyle bahsedilmektedir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde Cennetlikle cehennemliklerin birbirini yüzlerindeki alametlerden tanıyan erkekler vardır ki bunlar henüz cennete giremedikleri halde gireceklerini umarak cennet ehline selam üzerinize olsun diye seslenirler. Onların gözleri cehennem ehli tarafına çevrildiği zaman da ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf 46-47. Ayet-i